İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosalı ile birlikte basın toplantısı yaparak Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 100 bin adet maske üretildiğini, bunun yanında organize sanayi bölgesinin öncülüğünde el dezenfektanları alındığını, bunların ilk olarak askerlerimize ve sağlık çalışanlarına verileceğini açıkladı. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kaymakam Yönden, kentte sürecin çok iyi yönetildiğini kaydederek, maske üretiminin sürekli devam edeceğini ifade ederek, bu arada vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, halkımıza yetecek kadar maske üreteceğiz dedi. Şu an bu gördüğünüz maskeler, bu ilk örnekleri, elimi vuruyorum çünkü dezenfekte edilmedi. Dezenfektesini bizim devlet hastanesinde yapılacak bunlar. Arkadaşlar bundan tahminen günlük 2000-3000 rakamı belediye başkanımızla birlikte beraber yapıyoruz bunları. Bunun ilk partisini bugün elimize geçti, bu ilk parti. Hedefimiz bundan 100 bin tane üretmek. Bunun 30 bin tanesinin masrafını sağ olsun Kızılay karşıladı. 70 bin tanesinin masrafını Sayın Belediye Başkanımız ve Organize Sanayi Müdürlüğümüz karşılayacak. Bunun arkadaşlar ilk partisini sağlıkçılara yönlendireceğiz. Çünkü onların talepleri var. Onlara vereceğiz. Kendimi bir anda Kurtuluş Savaşı döneminde hissettim arkadaşlar. Alparslan Paşa'mız bizden rica etti. 10 bin tane de sınırdaki askerimize, yarından itibaren ürettiklerimizi sınırdaki askerlerimize yönlendireceğiz. Biliyorsunuz 39. Tugay bize konuştu. Alparslan Paşa sabahleyin aradı, dedi kaymakam bir ihtiyaç var. Bunun 10 bin tanesini oraya göndereceğiz. Şu anki düşündüğümüz nokta o. Ama burada gerçekten Halk Eğitim Merkez Müdürü çalışanları ve belediye başkanımızla çalışan arkadaşlara çok teşekkür etmek lazım. Gecelerini gündüzlerine kattılar, oturdular. Kumaş bulmak konuda zorluk çektik, şeylik çektik. Şu an toplamda 40-45 kişilik bir grup bu konu için çalışıyor. Burada şunu söylüyoruz, artık maske konusunda çok sıkıntılı bir süreç kalmadı. Çünkü fahiş fiyatlara çıkan noktalar var. Biz bundan arkadaşlar dağıttığımız hiçbirinden para almayacağız. Yani bunlarla ilgili sağ olsun dedim işte burada bütün arkadaşlar bizimle beraber. O konuda sıkıntı olmasın. Bunun için o Halk Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere, belediye çalışan Ayşe Hanım olmak üzere tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar biz evimize kapanmış dururken bu işleri yapmak için var güçleriyle işte arkadaşlarım da burada çalışıyorlar. Onlara şahsım ve devletim adına çok teşekkür ediyorum. İkinci konu arkadaşlar, burada gördüğünüz meslek lisesi üretiyor bunu. Payas Endüstri Meslek Lisesi'nde bu gördüğünüz, bunlar kaç litre arkadaşlar? 10 litre mi? 5 litrelik halinde. Bundan 500 litre aldık arkadaşlar. İnşallah eğer çalışmaları yerine getirirsek Nisan ayının başından itibaren günlük belki 30 binler ulaşan bir rakamlarla da maske üretimine başlayacağız. Yine söylüyorum, bu konulardan arkadaşlar biz kimseden para talep etmeyeceğiz. Şu anki durumumuz bu. Onun için vatandaşımızın gönlü rahat olsun. İstirhamımız şu, lütfen sizin yolunuzda sevgili dostlar, sevgili İskenderunlular, lütfen evlerinizde kalın. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Bakın herkes görevinin başında burada görüyorsunuz. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosalı şöyle konuştu. Dediğim gibi 7/24 aralıksız kadın kültür evlerimizde işte geçen hafta başlattık. Sağ olsun kaymakamımız, halk eğitim bizle birlikte şu anda işte maske üretimine başladık. Bugün ilk maskelerimizi biz sağlıkçı arkadaşlarımıza teslim ettik. Şimdi koordineli bir şekilde biz olarak hızlı şekilde İskenderun'un tüm maske ihtiyacını inşallah ortadan kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Bu bizim sınıra gidiyor arkadaşlar, sınırdaki askerlerimize. Çekiyoruz. Çekiyoruz efendim. Bunu arkadaşlar dezenfekte edildikten sonra dağıtılacak, bilginiz olsun. Çekiyoruz efendim, buradayız. Çocuklar için ürettiğimiz maskeler. Bunları çocuklar için dağıtacağız. Onlar biraz hem moralleri yerine gelsin diye.